sorun şu. Yani bir e, çeliş, a büyük bir açmaz var ortada ve bu yaşamsal bir açmaza doğru dönüşüyor. Yaşamsal olmasının sebebi yani Avrupa'nın yani sözde demokrasiyi iyi pratize eden, insan hakları vesaire standartlarını en yüksek çıtada koyan aktörler için bu büyük açmaz bu değerlerin kökünü e, adeta ortadan kaldıran ve Avrupa'yı çok daha büyük bir derin krize sokma ihtimali olan bir süreci aslında ateşliyor. Burada tabii ki büyük bir iki yüzlülük söz konusu. Yani özellikle Kur'an-ı Kerim yakma hadisesinde emin olun yani örnek olsun diye söylüyorum tabii. DEAŞ'ın IŞİD'in bayrağını göstermekle ilgili bir e, talepte bulunulsa buna asla izin vermeyecek, değil mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Mümkün ya da PKK terör örgütü evet. olmasına rağmen kendileri terör örgütü olarak tanımasına rağmen işi de aynı eee serbestiyeti tanıyacaklar tamam. mümkün değil. Ha, o zaman ortada bir sorun var demek ki. Bu bu sorun da ya bir kere bu Müslüman ötekileştirmesi, Müslümanları öteki olarak görme meselesi bu zemin bir tartışma. Yani zemin bir davranış, zemin bir siyasi pratik haline Ama geliyor. Amaç nedir peki burada? Ya, ya burada yani tabii ki İsveç açısından düşünüldüğünde yani bu, bunun e, rasyonel bir açıklaması yok aslında. Yani burada hani toplumu daha da kışkırtalım, İsveç'teki toplumsal huzuru bozalım diye herhalde İsveç hükümeti, belediyesi, polisi böyle bir amaç içerisinde olamaz. Böyle bir arzusu olamaz. Buradaki dolayısıyla buna izin vermeyi tamamıyla bu, bu noktadan, sizin biraz önce söylemiş olduğunuz noktadan açıklamaya çalışıyor. Ama bunun kabulünün, bunun ortaya çıkabileceği sorunları düşünmeden ve veya onu hesap etmeden bir e, sonuç üretiyor. Yani.